Şafii mezhebine göre tahiyyat tahlilini yapıyoruz. Et tahiyyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah Bu şekilde okunması gerekiyor. Birbirine bağlayarak da. Birbirine bağladığımızda aradaki hemzeler hemzeyi vasıl olduğu için okunmuyor. Hemen lamlara bağlıyoruz. Bazı kardeşlerimiz et el mubarakatu es ''sa'' şeklinde okuyorlar hemzeleri ispat ederek. Halbuki nefes almadan kelimeleri birbirine bağlamak suretiyle okudukları halde e, bu durumda o hemzelerin okunmaması gerekiyor. Hemzeyi vasıldır, onları hemzeyi katmış gibi okuyorlar, ispat ediyorlar. Hatalı bir okuyuş. Şayet o şekilde hemzeleri okuyacaklarsa o zaman dura dura, sükun üzerinde her bir kelime de dura dura okumak gerekiyor. Yani et El-mubarakat Es-salavat el, el tayyibatu lillah şeklinde bütün kelimelerde sükun üzerine duraraktan bu şekilde okumak daha uygun. Diğer türlü hem durmayayım hem de hemzeleri de okuyayım tarzındaki bir okuyuş hatalı. Bir başka dikkat edilecek husus. Ette derken şedde riayet ediyor. Hiye derken hiye deyip geçiyor. Oradaki şeddeyi yutanlar var. Hiye değil. tu. Et-tehiyyatu. Buradaki Y harfindeki şeddeye riayet edelim. Ya diye kalın okumak yok. Et-tehiyyatul mübarekatu diye e, mettu meddi unutaraktan, es geçerekten okuyanlar var. Mübara. Be ince hem uzatıyor. Mübara. Ra harfi kalın. Mübara. Mü-be-ra-ke-tu. b ve k uzatıyor. mubârakatu sa derken dudaklar geriye toplanıyor. Çünkü dammeden fetha'ya bağlıyoruz. tu sa buradaki t harfi sat'tan dolayı kalınlaşmayacak. salava şeklinde kalın değil. sat kalın sadece. Diğer ikisi lem ile vav ince. Salavatu salavatu şeklinde ince okunması gerekiyor. Tutto derken yine dudaklar geriye toplanması gerekiyor. Çünkü şeddenin harekesi fetha. Dammeden fethaya dudaklar geri toplanır. Tutto. Tut Tüt diye dele tutmamak gerekiyor. Ta Tut harfine bağlamak gerekiyor. Tuttayyi. Burada da bir şedde var yerde. Dayıbe değil. Tayy. Dayı, Tayy. şeklinde y'deki şeddeyi belli etmemiz gerekiyor. Yine ince istikametinde be diye ince istikametinde uzatmamız gerekiyor. Dayıbe Yine aynı şekilde mette da yaparken dördelik miktarınca o şeddeli lamı uzatırken ince istikametinde uzatacağız. Bütün bunlara riayet ederek bir daha okuyorum. <Sessizlik> Ettehiyyatul mübarakatus salavatu tayyibatu lillah أبتحيات المباركات الصلوات الطيبات لله أس selam aleyke eyun nebiyü ve rahmetullah ve berekatu Doğrusu bu. Buradaki muhtemel hatalar. Esselamu derken lam harfinin kanunlaşması lamu değil lamu ince istikametinde uzatıyoruz. Aleyke eyyü derken eyyü derken dudaklar ileriye sürülmesi gerekiyor. Çünkü fethadan dammeye varıyoruz. Eyyü eyyü yeye ye basmadan, sertleştirmeden yumuşak bir şekilde dil ortasından eyyü şeklinde okumamız gerekiyor. Unne de bulaştırmıyoruz henne derken şeddeli nun bakın teşditli ne durumunda dolayısıyla bir harften çok iki harften az miktarda üzerinde oyalanmak suretiyle tutmam gerekiyor. ne derken yine kesreden dammeye vardığım için dudaklar ileriye aynı anda sürülmesi gerekiyor. bi diye y'ye tuttuğumuzda dudakta ileriye sürülmüş olacak. biu hatalı bir okuyuş dudak talimi açısından. Eyyuhen nebiyyü ve yu diye yeyi uzatanlar oluyor. Önünde vav var diye. E vav var ama o vavın harekesi var. Harekeli vav uzatmaz ki. Yu şeklinde uzatmadan. ne ve rah ve rahme ve rahme değil ve harfi ince. Ra Rahmetullah derken tu. Duda ileriye sürdük damme olduğu için lama bağladığımızda yine başladığımız yere geri döneceğiz. Tul, tul şeklinde bu kadar. Tul diye ağzı geriye doğru yaymak yok. Tulla yanlış bir dudak talimi, dudak hareketi. Öyle bir abartılı, gayrı fıtri bir biçimsiz geri toplama olmayacak. Tullahi şeddillamın üzerinde de gereğinden fazla oyalanmıyoruz. Şeddeyi belli edip geçiyoruz. Bir elif ile aynı ölçüde yapmaya çalışıyoruz. Ve rahmetullahi ve bera. Be ince, rakalın. Ve bereketuh değil. Be ra. B ince, ra kalın. B ince, ra kalın. Ve be Ve be Uzatıyor. İnce istikametinde ve yerinden. Ke tu deniyor. Halbuki burada h var sonunda. Tu şeklinde. Bazılarda ve beraket diye duruyor. Hatalı sonunda h var ve berakatu şeklinde durmak gerekiyor. Bir daha okuyorum şimdi. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berakatuh. Doğrusu bu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Doğru okuyuş bu. Şimdi bu kısımda muhtemel hatalara dikkatlerinizi çekiyoruz. Esselamu derken bir. Aleyna derken iki. Ve ala derken üç. İbadi derken ba dört. Dillahi derken la beş. Hisa derken sa so altı. Bu altı tane metti tabii hepsi aynı boyda olacak ve bunların içerisinde de sad kalın harfi hariç diğer beşi aynı fetha sesiyle seslendirilecek aynı tonda bir fetha sesi çıkacak A, 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 A. aynı mevcut fethametli ses hepsinde aynı tonda olacak bir de Aynı miktarda olacak, bir elif miktarını aşmayacak, muhalefet etmeyecek birbirine. Beşinde de, altısında da, altı metri tabiiide de bu bir elif ölçüsü mutabık olması gerekiyor. Birini çok, birini az bırakmayacağız. Bir dikkat edilecek husus bu. Burada aleyne ve ale denilebiliyor. Aleyna derken de orada met olduğunu e, dikkat edin ve ala ibadillah ve ala ibadillah derken iba ibad derken oradaki ayın ihlal ediliyor hemzeye dönüştürülüyor dikkat edelim oradaki ayını hemzeye döndürmeyelim ve i, ve i, ve ala ibadi ve ala da ayını çıkarabiliyoruz madem ibad derken de yine aynı şekilde aynı çıkarmak gerekiyor hemzeye döndürmeden. İbadillahi derken oradaki h alfabede olan h harfi. Aynen birebir aynı olan bir harftir. H harfine dönüyor o da. Sakın onu H harfine döndürmeyelim. Salihin derken oradaki H'da oluyor gözü. Onu düşünürken buradaki H harfine fark etmeden H bulaştırıyor. Doğru değil. Alfabedeki H harfinin karşılığı o. His diyor. Yani sat harfine his salihin derken sat harfine ince bir bağlantı yapıyor. İnce bağlantı yapınca o sad, birinci sakin olan sad harfimiz sin harfine dönüyor. His so şeklinde önce bir ince bağla sonra da kalın açık şeklinde olmayacak. Birinci sad harfimizde kalın olması gerekiyor. hiss-so, Hilsa. so so. Burada sad harfini telaffuz ederken dudakları ileriye sürmemek lazım. Hiss-so şeklinde. Bu da bir başka okuyuş hatası. Salihin değil. Ha harfi. Aynın çıktığı yerden çıkacak. Boğaz hafif sıkılmak suretiyle. Salih diye met arızı yaparken dört elif uzatırken kesinlikle hunne bulaştırmıyoruz. Yani salih şeklinde hunne vermeden bu met arızı uygulamak gerekiyor. Yani salih şeklinde hunne bulaşığı olmadan Met yapmak gerekiyor. Bütün bunlara dikkat ederek bir daha okuyorum. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah. Doğru okuyuş bu. Şimdi bu kısımdaki şahadetin ilk cümlesindeki muhtemel hatalara dikkatinizi çekelim. Eş buradaki şin harfindeki tefeşşi sıfatı doyurulacak. Eğer tefeşşi sıfatı ihmal edilirse sine doğru bir dönüş olur. Bu da hatalı olur. Eş, eş. Bu şin harfi söylenirken bazı kardeşlerimiz alt çeneyi ileriye doğru uzatıyorlar. Eş, eş şeklinde bu şekilde bir bozukluk olmayacak. Eş, eş. Bir de Ş'in harfi, alfabedeki Ş harfinin karşılığı aynı, birebir karşılığı değildir. Yakın bir sestir. Dil ortasından çıkması gerekiyor. Dil ucuna onu kaydırmayacağız. Eş, eş, eş değil. Eş, eş, dil ortası. Eş, he. Buradaki he kaybolup gidiyor. O he'yi zahir hale getirmemiz gerekiyor. Eş, he, eş. Hedu, ilk müptedi olan Kur'an talebeleri burada eski alışkanlığını hatırlıyor, eşvedu veya eşşedu yani heyi atlayarak eşvedu şeklinde heyi atlayarak okuyor. Burada bir he olduğunu bilelim ve bu heyi kaybetmeden zahiren okumak suretiyle belirtelim. Eş he, eş hedu, hedu. H-du he, şeklinde her belli olacak. Elle derken idamı bilavun ne sebebiyle oluşan teşdit bilavun ne? Yani bir şeddeli lam. Bu bir. Elle ilahe ille derken iki. İkinci şeddeli lam. Lalla derken üçüncü şeddeli lam. Bu üç tane şeddeli lamın üzerinde oyalanma miktarını aynı ölçüde yapmamız gerekiyor. Birbiriyle mutabakat edecek. Ama maalesef okuyucularda dinlediğimiz zaman bunların bir tanesi veya iki tanesi hatta üçü de ayrı ayrı boylarda tutuluyor. Mesela işte ezan okuyan bir kardeşimiz Eşhedü en la ilahe illallah şeklinde üçünü de ayrı ayrı miktarlarda şeddeyi belli ediyor. Halbuki şeddeyi belli edip geçecek şekilde bir oyalanma miktarımız olacak ve bu miktar daha önce de ifade ettik bir elif ile eşit olacak. Çünkü bir elif miktarı eşittir iki harekedir. El bir hareke, le ikinci hareke. Elle, elle şeklinde bu kadar oyalanma kifayet etmesi gerekiyor. Şimdi buna riayet ederek bu üçünü mutabık bir şekilde Allah illallah illallah bu şekilde. Orada lafzatullah'taki şeddeli lamı patlatanlar oluyor. İllallah la şeklinde la şeklinde lam harfini patlatmak da doğru değil. Sonundaki h kaybolup gidiyor. Herde de hep zayıf hep zayıf sıfatlar ihtima ettiğinden dolayı harf kaybolma ile gizlenme ile hafa ile karşı karşıya. Bu özelliğinden dolayı ihtimam gösteriyoruz. O sonundaki H harfini zahir hale getiriyoruz. İllallah şeklinde H belli olacak. Bir de illallah oluyor. Lallah olmayacak. İlla derken oradaki şeddeli harfimiz ince olduğunu olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor illallah değil illallah lallah lallah bütün bunlara dikkat ederek bir daha okuyorum eşhedü Elle la ilahe illallah La ilahe diye o lam harfleri de kanunlaşmayacak yine. Buna da dikkat ediyoruz. Bir de ilahe derken ki hemze ispat edilmesi gerekiyor. La ilahe diye sanki uzatmanın bir devamıymış gibi okunmaması gerekiyor. Tesile kaçılmaması gerekiyor. Bir daha okuyorum. Eşhedü en la لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله sorusu bu. Burada muhtemel hatalara dikkatinizi çekiyoruz. Ve eş he. Buradaki şindeki tefeşşi sıfatını ihlal etmiyoruz. Kamilen yerine getiriyoruz. Ve eş he du he bazen burada kaybolur. Şedu şeklinde olabiliyor veya eş ve du şeklinde vava dönüşebiliyor. He olduğuna dikkat ediyoruz. O he'yi zahir hale getiriyoruz enne derken şeddeli bir nun, teşdit malumunne bir harften çok, iki harften az miktarda oyalanmak suretiyle tutmamız gerekiyor. Muhammed derken ham diye mimi kalınlaştırmıyoruz. Ha da ince, mim de ince. Hamme, hamme şeklinde. Yine şeddeli mim, teşdit malumunne durumunda bir harften çok, iki harften az miktarda üzerinde oyalanıyoruz ve bu oyalanma miktarı şeddeli nun ile aynı olacak. Enne şeklinde ikisi aynı boyda mutabık olacak. Derra derken şeddeli bir ra oluşuyor. İdamı bilagun neden doğan. Burada şeddeli ra da incelik ve kalınlığını tespitte makabrine itibar etmiyoruz müdamun fih olan ra'nın hareketine itibar ediyoruz. Ra fetha olduğu için kalındır, bağlantı da kalın. Derra, derra değil, der şeklinde önce bir ince bağlayıp sonra ra diye kalına çıkmak suretiyle okumak hatalı. Derra, derra birinci ra'ya bağladığımızda o ra, ikinci ra kadar aynı şekilde kalın olması gerekiyor. Derra, Muhammed'in Resul değil şu ince. Rasulu lullah da değil. Lu lulu rasulullah. Lem ince bağlantımız kalın. Ve burada lullah diye fetha'ya bir geçiş olduğu için dudaklar geriye toplanıyor ve buradaki şeddeli lamı okurken, harekesini verirken patlatmadan okumak gerekiyor. Lullah şeklinde patlatmak hatalı. Yine vakfettiğimiz için dört erik miktarı uzatarak, meddarız yaparak vakfediyoruz. Bir daha okuyorum. Ve eş Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şimdi şafirlere ait tahiyyat duasını tahlilsiz bir arada okuyorum. Et تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك. علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله